Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Limit Yayınları'nın Biyoloji YGS LYS Soru Bankası'nın 57 ve 58. sayfalarında yer alan eşeyli ve eşeysiz üreme çeşitleri konulu birinci testini çözeceğiz. Şimdi başlayalım. 1 yukarıdaki şekilde bir saksı bitkisinin çoğaltılması verilmiştir. Buna göre verilen üreme çeşidiyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Önce bir yukarı bakalım. Ne yapmışlar? Bir dalı kesmişler ve kestikleri dalı yeni bir saksıya yerleştirmişler. Biz bu üreme şekline vejetatif üreme diyoruz. Vejetatifin de çelikle üremesi olarak kabul ediliyor. Çünkü çelikle üremede bir kök parçası, bir dal parçası gibi özellikle dal kullanıyor ama bu şekilde bir bitkiden koparılan parçaların yeni bir saksıya dikilmesiyle ya da saksıya dikilmek zorunda değil bir şekilde köklendirilmesiyle yeni bir bitki elde edebiliyoruz. 1. Vejetatif üremenin çelikli üreme yöntemidir. Doğru. 2. Yeni bitkinin genetik yapısı atasal bitkiyle tamamen aynı olur. Bu da doğrudur. Çünkü bu bir vejetatif üreme. Vejetatif üreme bir eşeysiz üreme çeşididir ve temelinde mitoz bölümü vardır. Bu yüzden çeşitlilik sağlanamaz. 3. Eşeğli üremeye göre daha yavaş gerçekleşen bir üreme çeşididir. Yanlıştır. Bu bir eşeysiz üremedir ve eşeysiz üreme daha yavaş değil, daha hızlı gerçekleşen bir üreme çeşididir. Bu durumda cevabımız D olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi bir eşeyli üremedir? A. Tohumla üreme cevabımız direkt budur. Tohum dediğimiz yapı çiçekli bitkilerde ya da tohumlu bitkilerde eşeyli üreme yapısıdır zaten. Eğer bir bitki tohum oluşturarak ürüyorsa bu direkt eşeyli üremedir. Diğerleri tomurcuklanmayla üreme bir eşeysiz üremedir. Çelikli üreme bir vejetatif üreme çeşididir ve eşeysizdir. Doku kültürüyle üreme de gene vejetatiftir. Bunlar vejetatif çeşitleri. Yine eşeysizdir. Rejenerasyonla üreme de gene eşeysiz üreme çeşididir. 3. Partenogenezde erkek arı oluşumu sırasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Şimdi partenogenez dediğimiz olay şudur. Bir kraliçe arı var. Bu kraliçe arı 2n kromozomlu bir arı. Bu arı bir mayoz bölünme yapıyor ve mayoz sonunda yumurta hücrelerini üretiyor. Yumurta hücreleri en kromozomlu mayoz olduğu için daha sonra bu yumurta hücresi döllenme yapmadan arka arkaya mitoz bölünmelerle çok hücreli bir hale geliyor ve bunun sonucunda da erkek arı oluşuyor erkek arı da en kromozomludur biz şu olaya partenogenes adını veriyoruz Demiş ki döllenme. Döllenme gerçekleşemez. Çünkü partenogenezin mantığında döllenme yoktur. Mitoz bölünme gerçekleşir. Şu aşama zaten o. Mayoz bölünme de gerçekleşir. O da bu aşamadır. Ve cevabımız da bursa olmuş oldu. 4. Bakteri ile paramesyumun konjugasyonunda olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Şimdi konjugasyon dediğimiz şey tam anlamıyla bir üreme çeşidi değildir. Konjugasyon canlılarda genetik çeşitliliği artıran bir olaydır. Bakterilerde ve bazı protistalarda görülüyor. Bu protistalarda başta paramesyumdur. Bunun dışında bazı arklerde de görülebildiğini bilseniz yeterli. Mitoz ve mayoz bölünmenin görülmesi bu paramesyumda görülen bir durum. Yani paramesyumun konjugasyonu sırasında mitoz ve mayoz bölünmeler yapılıyor ama bu mitoz ve mayoz bölünmeler stokinezin olmadığı yani sadece karyokinez bölünmesi şeklinde gerçekleşiyor ve bu ortak değil. Sayısal artışın olması da gene sadece paramesyum konjugasyonunda görülüyor. Paramesyum konjugasyonu tamamlandığında iki paramesyumdan toplam 8 tane paramesyum oluşmuş oluyor. Bu da gider. Kalısal çeşitliğin sağlanması ise ortaktır. Çünkü her ikisinde de bir gen aktarımı söz konusu. Bu da canlıların genetik olarak değişmesine yol açtığı için cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. Bu arada Konjugasyonla alakalı çok ciddi bir tartışma var. Yani üreme midir, değil midir diye. Eskiden üreme olarak kabul ediyorduk ama son bir yıldır yapılan güncelleme ile üreme çeşidi olarak kabul etmiyoruz artık. Sadece eşeyli üremenin altında anlattığımız bir genetik çeşitliliği arttırma yöntemi olarak kabul ediliyor. 5. Aşağıdaki şekilde çilekteki üreme olayı verilmiştir. Buna göre bu üreme olayıyla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Önce bunun ne olduğuna bakalım çilekte yatay bir şekilde ilerleyebilen gövdeler bulunuyor. Biz bu gövdelere stolon adını veriyoruz ve stolon kullanarak üreme yapmada birer vejetatif üreme çeşididir. Dolayısıyla bu olayın evrime katkısı yoktur. Evrime katkı sağlayamaz. Çünkü bu bir vejetatif üreme. Eşeğli üremedir demiş. Hayır bu eşeğsiz üremedir. 3. Kalısal özellikler korunarak aktarılmıştır. Bu doğrudur. Çünkü temeli mitoz bölünmeye dayandığı için bir çeşitlik söz konusu değildir. 6. Olaylarından hangilerinde kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz? Bölünerek üreme temeli mitoz bölünmeye dayanan ama bakterilerdekine tam bir anlamıyla mitoz diyemiyoruz tabii ki. Ama sonuç olarak temeli mitoza dayanan bir bölünme şekli olduğu için genetik çeşitlilik sağlanamaz. Ve üreme de aynı şekilde mitoza dayandığı için bunda da sağlanamaz ancak hermafroditlik demek bir eşeli üreyen canlılarda görülen bir durumdur. Hermafrodit canlı demek hem dişi üreme organını hem erkek üreme organını kendi bünyesinde barındırabilen canlıya verilen isimdir. Yani bu canlıların dişisi ya da erkeği yok. Bunlar hermafrodit. Yani ikisi birden o şekilde düşünebilir. Çift cinsiyet olarak düşünebiliyoruz. Bu kalıtsal çeşitliğe neden olur. Çünkü orada bildiğiniz eşeyli üreme gerçekleşmekte. Ve bu durumda cevabımız D. 7. Yukarıdaki canlı çeşitlerinden hangilerinde eşeyli üreme görülebilir? Mantarlar, Metagenezle üreyen canlılardır ve metagenez eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi aşamasına dayanır. Dolayısıyla içinde eşeyli üreme barındırır. O zaman mantarlarda görülebilir. Çiçekli bitkiler zaten tohum oluşturarak ürerler ve tohum oluşturmakta eşeyli üreme olmuş oluyor. Omurgalı hayvanlar ki daha doğrusu hayvanların çok büyük bir kısmı zaten eşeyli üreme yapan canlılardır. Dolayısıyla 3 de olacak. Cevabımız E olmuş oldu. 8 Yukarıdaki şekilde bakterideki konjugasyon olayı verilmiştir. Buna göre bu olayla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1. Piluslar iki bakteri arasında sitoplazmik köprü kurar. Bu doğrudur. Pilus sildir. Yani bu bakterinin hareket etmesini ya da bir yere tutunmasını sağlayan yapı. Bazı siller biraz daha özelleşmiştir. Ve iki bakteri yan yana geldiğinde bu pilus adını verdiğimiz sillerini kullanarak aralarında bir sitoplazmik köprü ya da diğer ismiyle konjugasyon köprüsü oluşturabiliyorlar. Bir doğrudur. 2. Gen aktarımı tek yönlü gerçekleşir. Bu da doğrudur. Bu konjugasyon sırasında daima gen aktarımı verici bakteriden alıcı bakteriye doğrudur. Yani mesela bu şekilde bu tarafa doğru olmuş oluyor. Karşılıklı bir alışveriş söz konusu değildir. 3. Çevreye dayanıklı bir bireyler oluşur. Bu da doğrudur. Çünkü burada genetik çeşitlilik arttığı için bu çevreye karşı daha dirençli bireylerin oluşmasını sağlayacaktır ve cevabımız da E'dir. 9. Aşağıdaki şekilde arılardaki partenogenez olayı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Arılarda cinsiyeti belirleyen kromozom sayısıdır. Bu doğrudur. 2 en kromozomlular dişi oluyorlar. N kromozomlularsa erkek oluyorlar. B. İşçi arıların üremeye katkısı yoktur. Bu da doğrudur çünkü işçi arılar kısır bireylerdir. C. Erkek arının genetik yapısı kraliçe arıyla aynıdır. Bu yanlıştır. Çünkü evet erkek arılar kraliçe arı tarafından üretilen arılardır. Ama sonuç olarak kraliçe arı bu gametlerini mayoz bölünmeyle üretir. Yani şu yumurtaların her biri birbirinden farklı mayoz olduğu için. Hem birbirlerinden farklı hem de kraliçe arıdan farklı. Ve bu yumurtanın partenogenez yapmasıyla da yani mitoz bölünmelerle erkek arı oluşturması sırasında genetik çeşitlilik olmasa bile şu yumurtanın oluşması sırasında genetik çeşitlilik olduğu için kraliçe arı ile erkek arı aynı genetik yapıda olmasını bekleyemezsiniz. Ya da daha basit bir şekilde şöyle düşünebilirsiniz. Erkek arı en kromozom, kraliçe arı iki en kromozom. Şimdi iki en bir canlıyla en bir canlının genetik yapısı da aynı olamayacaktır. D ve E'ye de bakalım. Bir erkek arının oluşturduğu spermlerin genetik yapısı aynıdır. Bu doğrudur çünkü erkek arı spermlerini mitozla oluşturur. E. Zigottan gelişen embriyonun tükettiği besine göre kraliçe ya da işçi arı olması bir modifikasyondur. Bu da doğrudur. Bu zigottan gelişen bireyler larva diyoruz biz buna. Bu larvayı eğer polenle beslersek işçi arılar oluşur. Arı sütüyle beslersek kraliçe arılar oluşur. Ve burada çevre şartları canlının gen işleyişini değiştirdiği için bu olay bizim için modifikasyondur. 10 ve sonuncu sorudayız. Yukarıdaki şekilde verilen üreme olayı aşağıdakilerden hangisine örnektir? Şimdi bu şekilde bir hidra verilmiş. Bu bir hidra şekli ve hidra şurada küçük bir tomurcuk oluşturmuş. Tomurcuk ilerlemiş ve büyüme yapmış. Daha sonra daha da çok büyümüş ve en sonunda ana bireyden ayrılmış. Bu olay tomurcuklanma ile üremenin örneğidir. Dolayısıyla cevabımız da A olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda bu konuyla ilgili olan ikinci testi çözmüş olacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.